aldığınız sipariş verip tekila geldiğini sandım. Biber kızartması, bir de böyle üstü soslu. Hamsi diyoruz ama hani İspanyollar ne diyor bilmiyorum tam. Şu an kaç saat? Şu an 9.30. En güzel pazarındayız. Yani gördüğüm en güzel pazarlardan olabilir. Debod Tapınağı. Burası M.Ö. 2. yüzyılda yapılmış. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nihan. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videolarımı takip edenler bilir. Frankfurt'tan sonra Madrid'de geçti. Yine Tuğberk'in işinden dolayı. Ben de size ufak tefek elimden gelen gezdiğim kadarıyla, çünkü burada 3 gün süremiz var. Çarşamba akşamı dönüyoruz. Yani pazar gecesi geldik. Çarşamba akşamı dönüyoruz İngiltere'ye. O yüzden size bu kadar süre içerisinde elimden geldiğince ufak tefek yerleri göstermeye çalışacağım. Biz daha önce Madrid'e gelmiştik zaten. Ama günübirlik gelmiştik ve hani yüzeysel geçmiştik, sadece arkamda gördüğünüz Real Madrid'in Bernabeu stadına gezmiştik. Bir de Metro diye bir parkı var, böyle yapay gileti olan bir park var, orayı gezmiştik. Çok fazla gezememiştik. Bu 3 günlük süreçte size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Arkamda görüyorsunuz Bernabeu stadı ama şu an tadilat halinde. Yani burayı galiba restore ediyorlar, onarıyorlar. Her yeri inşaat, her yeri kapalı. Sanırım herhalde içeride alınıyor. Biz buranın içerisinde gezdik. Açılışımı buradan yapayım dedim. Real Madrid'in stadyumunun önünden yapmak istedim. Otelimiz de buraya çok yakın. 5 dakika yürüme mesafesinde. Ama size genel olarak şehrin merkezinde otel ayarlamanızı tavsiye ederim. Burası metroyla şehrin merkezine böyle 15-20 dakika uzaklıkta. O yüzden böyle biraz zor olabilir. Bizim şirket çok yakın olduğundan biz o oteli tercih ettik. O zaman hadi size göstermeye devam edeyim. Bakalım sizi Madrid'den ne görüntüler göstereceğim, size neler göstereceğim. Hadi başlayalım. Geldiğim yerde şu anki Bernabeu stadına çok yakın böyle iş merkezlerinin, alışveriş mağazalarının olduğu bir yer. Yani yolunuz düşerse burada bir sürü restoranlar, kafeler var. Böyle alışveriş yerleri var. Etrafı böyle iş merkezi olmuş. Böyle ufacık da size göstereyim dedim. Ya bu İspanyolca çok zor bir dil değil mi? Bilmediğimiz diller yani tabii ki hepsi öyle bize zor geliyor. Bizim dilimiz onlara zor geliyordur. İspanyollar aşırı bizlere benziyorlar tip olarak da. Beni de görünce İspanyolca konuşmaya başlıyorlar. Tabii konuşmanın devamı İngilizce devam ediyor. O yüzden hiç zorluk çekmiyorum. Sanki böyle İspanyol gibi geziyorum etrafta. Şimdi bizim otelin oradan sol metrosuna bindik. Madrid'in önemli meydanlarından biri olan Puerta del Sol tarafına doğru gidiyoruz. Puerta del Sol meydanındayız. Burası şehrin en hareketli yeri, yerlerinden biri. Burada Madrid'in sembollerinden olan ayıcık yemiş ağacından bir şeyler almaya çalışırken ki bir amblemi var. Onu da böyle görürsem buralarda bir yerlerde sizlere gösteririm. Madrid'in amblemi. Burası Madrid'i gezmek için en iyi başlangıç noktalarından biri diyebilirim. Bayağı hareketli ve çok yoğun. Buradan ara sokaklara dağılıp gezebilirsiniz. Zaten bir sürü böyle sokaklara girişi var. Şöyle size göstereyim. Sürekli böyle sokakların girişi. Sokaklardan birine daldık. Böyle yürüyoruz. Yemek yiyeceğiz, acıktık. Böyle sokaklara
dağılıp Latin tarzı buralarda güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Karşılıklı sürekli kafeler, restoranlar, shopping için çok ideal bir yer. Yemek yiyeceğimiz yere geldik. Şu an İspanyol yemeklerini tatmak için acayip sabırsızlanıyorum. Tapa Tapa restoranın adı. Çok iyi yorumlar almış. Puan da iyi. Buradaki sokak da çok tatlıymış. Meşhur İspanyol tapasları gayet lezzetli görünüyor ama çoğunda domuz ürünleri, bacon, onlardan olduğundan biraz seçici davranıyoruz. Biz hangisini söyledik? Bundan yemiştik daha önce, bir önceki Mardin'de geldiğimizde. O böyle üstü soslu falan güzel oluyor. Biber kızartması, kere kesinlikle bundan söyleriz. Hamsi var böyle, bu da güzel oluyor. Bundan söyleyeceğiz. Bir de şu tortilla de patates, bu da güzel. Şimdilik bunlardan gideceğiz bakalım. Tadı nasıl? Sipariş ettiğimiz tapaslardan biri tortilla de patates. Bu da domatesli ekmek. Patatesli ondaki gayet beğendim. Sadece biraz yağı fazla. Diğer tapaslar da geldi. Biber kızartması, bir de böyle üstü soslu patates. Hamsi diyoruz ama hani İspanyollar ne diyor bilmiyorum tam. Yanımız sipariş verip tekila geldiğini sandım. Söylüyorum. Bu bir de açarken burasını kağıt sandım. Az kalsın elimi kesiyordum. Burası şeymiş. Metalmiş. Bu çok şık, çok güzel değil mi? Tatlı bir şey. Bayağı güzel. Güzel bir vurma. Buranın ismini açıklamalara bırakın. Beğendim yani. Bir şeyler yedikten sonra bu meydana tekrar geldik. Puerta del Sol. Akşamını da görmek istedik. Akşam da ayrı bir güzel oluyor. Arkamda da görüyorsunuz değil mi? Böyle her yer rengarenk. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şu an 9.30 ama çok yoğun. Bu meydandan birçok restoranlar, kafeler, mağazalara sahip böyle sokaklara dalıp içerilerde kaybolabilirsiniz. 8 tane yol ayrımına giriyor. Böyle cadde ayrımı. Uzun caddeler. Böyle girip oralarda gezip sol meydanından sonra. Oradan burası sanırım 4 ya da 5 dakika yürüme mesafesinde. Yani çok yakın. Plaza Mayor'a geldik. Burası belki de en önemli meydan diyebilirim. Bütün festivaller, bütün boğa güreşleri, bütün taç giyme törenleri, İspanya'da aklınıza gelebilecek etkinlikler burada oluyor diyebilirim. Ve çok eski tarihlerde burada, yani bu meydanda suçluların idam edildiği bir yer. Akşamını gösteriyorum size çünkü biz akşamına denk geldik. Ama yani fırsatım olursa size böyle gündüz vakti de burayı çekmek isterim. Muhakkak Puerta del Sol, Plaza Mayor meydanlarına uğramadan dönmeyin. Madrid'in en büyük, en güzel pazarındayız. Yani gördüğüm en güzel pazarlardan olabilir. İçerisi tertemiz. Bu kadar pazara gittim. Avrupa'da birçok yerde bu pazar çok hoşuma gitti. Bu pazarı çok sevdim.
de şöyle bir şey var. Bu pazar boydan boya çevrili, camekanlı. Dış görünümü de çok tatlı, çok güzel. Burada birçok böyle yiyecek, İspanya özgü, Madrid'e özgü birçok sokak lezzetleri bulabilirsiniz. Mutlaka uğramanız gereken yerlerden. Yol üstünde şöyle bir amcayla karşılaştık. Ama çok güzel olmuş bence, böyle gerçekçi görünüyor. Amca düşünceli düşünceli böyle dalmış artık neler düşünüyorsa. Şimdi sizi nereye getirdim arkadaşlar? Sizi şu an Rahalet Sarayı'nın önüne getirdim. Arkamda görüyorsunuz Kraliyet Sarayı. Şöyle daha iyi görürsünüz herhalde. Sonra görüntülerde de daha net bir şekilde gösteririm zaten. Arkamda Kraliyet Sarayı. Aslında Kraliyet Sarayı'nın çok bir burada şeyi yok. Kraliyet Sarayı'nda bile yaşamıyorlar. Gelmişken burayı da size göstereyim dedim. Akşam saati. Ve de şu an arkamda Almudena Katedrali var. Bu katedral İspanyollar için çok önemli. Çünkü Prens Filip'in düğünü burada yapılmış. Kraliyet Sarayı'nın karşısında. İsmini de Müslüman bir caminin adından almış. El Mudayna Müslüman Camisi'nin isminden almış adını. Bir de burası Papa tarafından kutsanan tek kilise unvanına sahipmiş. ...2800 odalı Kraliyet Sarayı sadece resmi törenler için kullanılıyor. Şu an öyle bir kullanım şekli varmış Kraliyet Sarayı'nın. Avrupa'nın en büyük ve en lüks Kraliyet Sarayı'ymış. Kraliyet Sarayı ziyaretçileri açık, isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Kaldığımız yere yakın bir kafe buldum. Adı Panter, organik kafe. Böyle sandviç görüyorsunuz ama içinde avokado, domates hazırlığı var ama ekmeğine bayıldık. Aşırı güzel bir ekmeği var. Bu taraflara yolunuz düşerse ikili stadyumu muhakkak görmeye gelirsiniz. Bu kafeye gelmeyi unutmayın. Biraz sonra kahvesini de içeceğim. Tuğberk içmişti geçenlerde buradan kahve. Aşırı güzel dedi. Şimdi mükiyatosunu falan deneyeceğim. Ama ben bu sandviçe bayıldım. Muhakkak buraya gelirsiniz. Santiago Bernabeu tarafı. Burada bir sandviç yiyin. Biraz sonra da kahvemi için çok yakın bir Zara mağazası var burada. Böyle kocaman ama 3 katlı. Tabii bilenler bilir. Zara İspanya menşeli bir mağaza. Şimdi İspanya'ya gidip de Zara mağazasına girmemek olmaz. Zara'nın İspanya menşeli olduğunu biliyordum. İspanya mağazası olduğunu biliyordum ama bir baktım 48 yıl önce kurulmuş. Yani bu kadar köklü olduğunu bilmiyordum. Şimdi oraya gideyim. Mağazayı gezdireyim biraz. İspanya'daki Zara mağazası nasıl olmuş? Zara severler toplansın. Gerçekten çok ilginç tasarımlar var böyle. Daha önce Zara mağazalarında görmedim. Mesela en basitinden şu tişört 7.95'miş. Tasarımlar değişik. Pantolonun rengi ne kadar tatlı. Ne kadarmış bu? 29.95. Ha, bu 95'ler yine başladı. Şöyle bir elbise. Gerçekten aşırı büyük arkadaşlar burası. Bayağı bayağı büyük. Daha üst katlar var. Kaç kat var bilmiyorum. Pantolonlar 25.95. 29.95'miş. Ben de bir alışveriş yaptım. Şöyle göstereyim. Bizim kaldığımız otel burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Canepe Madrid Castellana. Bahsettim Naci zaten. Stadyuma çok yakın. Konumu çok güzel. Her taraf böyle iş merkezi. Şöyle görüyorsunuz. Alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler. Otel çok güzel bir otel. Aşırı memnun kaldım. Temiz, odalar gayet rahat. Bayağı memnun kaldık. Yani yolunuz düşerse burayı değerlendirebilirsiniz. Madrid
Madrid'de özellikle tarihi yerleri, yani tarihe ilgisi olanlar için gezilecek bir diğer yer Debod Tapınağı. Burası M.Ö. 2. yüzyılda yapılmış. Bu tapınak aslında Mısır'dan İspanya hükümetine hediye edilmiş. Çünkü UNESCO bu tapınağın heba olacağını düşünüyormuş ve bundan dolayı da burayı İspanya hükümetine hediye etmişler. 1968 senesinde Debod Tapınağı Mısır'dan İspanya'ya getirilmiş. Debod, Kral Abdülhamani için yaptırılmış. Buranın yeri, bulunduğu yer Oyster Park. Santiago Bernabéu'dan buraya geldik. Çok da yakın, özellikle Kraliyet Sarayı'na falan yakın. Çok böyle dip köşe bir yer değil. Kocaman parkın içinde. Üstündeki kabartmalar yaşam ve bereketi sembolize ediyormuş. Görünmeye değer, yani Madrid'e geldiğinizde burası görünmeye değer yerlerden. O yüzden geldiğinizde burayı es geçmeyin bence. Görmek isterseniz buraya uğrayın derim. Aslında buranın içinde ben hep fotoğraflarda su gördüm, böyle gölet gibi, ama sular çekilmiş galiba. Su mu yok içinde. Öyle daha güzel bir görüntüsü vardı. Ben burayı böyle ücra köşe bir yer sanırdım ama hiç de böyle gayet şehrin ortasında ulaşılabilir bir yer. Geldiğinizde muhakkak buraya uğrayın. Çünkü çok da güzel bir parkın içinde. Oturabilir, güzel böyle ağaçlıkların arasında vakit geçirebilirsiniz. Buranın arkamda gördüğünüz böyle şehir manzarası ile bu yapılar çok güzel harmanlanmış. Güzel bir manzarası var. En önemli özelliklerinden biri de bu galiba. Hani bu şehrin ortasında böyle bir yapının olması şehir manzarası ile birlikte çok güzel. Bir de şu arkamda gördüğünüz kuyruk aslında içeriye girilebiliyor. Şöyle göstereyim. Şuradan içeriye girilebiliyor. Çok merak ettim ama çok vaktimiz yok. O yüzden kuyruk da bayağı uzun görünüyor. O yüzden bekleyemeyeceğiz. Ve burası zaten ücretsiz. İsterseniz sırada bekleyip, ya da bugün özel mi bilmiyorum böyle bir kuyruk olması. Belki de başka zamanlar bu kadar kalabalık olmaz, sıra olmaz. O yüzden içeriye girmenizi de tavsiye ederim. Biz de akıllıyız değil mi? Beklemem orada sıra. Ben de beklemem. Ayrıca birazcık parkta tapınaktan ilerledikçe çok da güzel manzara görüyorum. Bir döneceğim, size manzara göstereceğim. Manzara gerçekten çok güzel. Parkın sonunda böyle bir manzara beklemiyordum. Biraz sürpriz oldu. Şurada gördüğünüz zaten Kraliyet Sarayı. Bakın o kadar yakın ki Kraliyet Sarayı'na. Çok tatlı bir restorana geldik arkadaşlar. Bakalım yemekler istediğimiz gibi mi? Carbon diye bir yer. İyi yorum almış. Dışarısında çok gürültü vardı. Biz masayı değiştirdik, içeri geldik. İçerinin ortamı daha iyi, daha güzel. Gayet de şık bir restorana benziyor. Bakalım yemekler nasıl? Ortam olarak da, mekan olarak da gerçekten çok tatlı bir yer. Çok güzel bir yer. Şimdi hepsinin tadına bakalım. Arkadaşlar, burada kalıyorduk. Ben toparladım eşyaları. Burberk şirkette ve akşama buradan ayrıldık. Asansörün düğmesine basmadım. Asansör gittik yani, kendine bakalım nereye. Herhalde sıfıra indi. Şimdi artık gelelim kapanış konuşmama. Videoyu bitiriyorum. Son günümüz. Sabah odayı toparladım, valizleri toparladım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince size
Madrid'de birçok yerleri gösterdim. Galiba önce menü videolarını koymuşumdur. Umarım onları da beğenmişsinizdir. Madrid videom böyleydi. Benim düşünceme göre Madrid seyahati 5-6 gün yeterli. Ama 3 günde de birçok yer gezebilirsiniz. Yani 3 gün de yeterli aslında. Hani kısıtlı süreniz varsa. Metrosuna dikkat edin çünkü çok karışık. Belki de İspanyolca bilmediğimizden öyle oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman kapatalım artık. Umarım keyif almışsınızdır. Yolunuz düşerse buralara videomdan faydalanırsınız. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.